Daha soru çözmeye başlıyoruz. ABCD bir yamuk. MBCD açısını soruyor. BCD yani B ve D arasında kalan şu açıyı soruyor bize. Bu türden sorularda bakın ardışık komşu paralel tabanlar arasındaki açıların toplamı 180'dir. Şöyle uzattığımız zaman şurası x artı 14 olur. Bu ikisinin toplamı 180'dir. 3x artı 22 ile x artı 14'ü topluyorum. 180 eşitliyorum. 3x 1x daha 4x. 22 14 daha 36. 180 dereceymiş. 36'yı kaç atarsam 4x 180'den 36 çıkarırsak 144 olur. Her iki tarafı 4'e bölecek olursam buradan x'i 36 derece bulurum. X 36 ise B açısı 2x'ti. 2 çarpı 36'dan 72 derece eder. Bu iki açının toplamı 180 olduğu için 180'den 72 dereceyi çıkaracak olursak biz burayı 108 derece buluruz. Demek ki BCD açımız 108 dereceymiş. Soruyla yine beraberiz. ABCD yamuk. AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit. DF uzunluğu FC uzunluğuna eşit. AD uzunluğu 8 santim. EK uzunluğu 9 santim ise KF ve BC toplamını soruyor. Bakın bunlar ortalandığı için EF orta tabandır bir kere. Orta tabanda biz ne diyorduk? Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı orta tabanı verir. Yani EF uzunluğu A artı C bölü 2'dir. Burası 8 ise KF uzunluğu bunun yarısı kadar olur. O zaman burası 4 santimdir. Biz orta tabanı biliyoruz. EF 9'a 4'ün toplamı nedir? 13. A ile C toplamının A'yı bilmiyoruz. C'yi biliyoruz 8 santim bölü 2. Buradan A uzunluğunu buluruz. 13 ile 2'yi çarparsak 26. A ile 8'in toplamı 26 ise buradan A'yı 18 buluruz. Bizden istediği ne? KF artı BC. KF uzunluğunu az evvel bulmuştuk. Yarısı kadardı. 4 santim. BC uzunluğu şimdi bulduk. 18. Toplarsak buradan 22 santimetre buluruz. Yine bir orta taban sorusuyla beraberiz. ABCD bir yamuk. EF orta taban. AD uzunluğu KF uzunluğuna eşit. EK uzunluğu 5 santim ise BC uzunluğunu soruyor bize. Orta tabanın özelliğini biliyoruz. A artı C bölü 2. Burası 5 ise bakın bunlar orta taban olduğu için buranın 2 kat olacak. C'miz 10'dur. Bize bir bilgi vermiş. AD uzunluğu KF uzunluğuna eşitmiş. O zaman burası da 10 santimetredir. Orta taban EF A artı C bölü 2'dir. Buradan EF'yi biz 5 ile 10'un toplamı 15 deriz. A uzunluğunu bilmiyoruz. C uzunluğumuz 10 bölü 2. 2 ile 15'i çarparsak 30. 30 A artı 10'dur. Onu diğer tarafa atarsak alt tabanı 20 santimetre buluruz. Uzunlukla ilgili yeni bir soruyla beraberiz. ABCD bir yamuk. AD 2 santim. AB 7 santim. BAD açısı BCD açısının 2 katı ise BC uzunluğu kaç santimetre? Bu tür sorularda paralel çizmek soruyu çözümüne kolaylık tanır. Diyor ki bize BAD açısı BCD açısının 2 katı. BCD dediğimiz açı şu açı, şu açı alfa ise BAD şu açının tamamı 2 alfadır. 2 katı olduğu için biz AD uzunluğunun A köşesinden BC'ye bir paralel çizelim şu şekilde. O zaman şurası da 2 santimdir. Buraya K diyelim. Bakın burası alfa ise paralel kenardan dolayı burada alfadır. Tamamı 2 alfa olduğu için şu kısım alfadır. Bakın bunlar da yöndeş açı. Burası da alfadır. Dolayısıyla AB uzunluğuyla BK uzunluğu eşittir. Niye? Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Dolayısıyla BK uzunluğu 7 santimdir. Bizden BC'yi istiyor. 7 ile 2'yi toplarsak BC uzunluğunu 9 santimetre buluruz. Bu soruyla yine beraberiz. ABCD bir yamuk. DE uzunluğu EC uzunluğuna eşit. AE uzunluğu 16 santim, AB uzunluğu 24 santim olduğuna göre yamuğun orta tabanı bulunuyor. Yamuğun orta tabanı yamuğu iki eşit parçaya bölüp alt tabanla üst tabanın yarısı kadardır. Bakın biz şu E uzunluğu iki eşit parçaya ayrıldığı için buradan çektiğimiz zaman şöyle bir paralel, şunları paralel çektiğimiz zaman burada iki eşit parça ayrıldı. 12'ye 12 oldu. Burası 12, burası 16. Diyor ki DE eşit EC. DE uzunluğu EC olduğuna göre. Burada 12, 16 ve bir dik üçgen oluştu. Dolayısıyla 16'nın karesi artı 12'nin karesi bu eşittir
EF diyelim buraya da. EF'nin karesidir. 16'nın karesi 256'dır. 12'nin karesi 144. EF kare olduğu için buradan 400 EF karedir. Hangi sayının karesi 400'dür? Buradan EF uzunluğunu 20 santimetre buluruz. Soruyla yine beraberiz. ABC'de bir yamuk. DE ve EC açıortay. Yani açıları iki eşit parçaya bölmüş. DE 6 santimetre. Yani şu uzunluk 6 santimetre. EC şurası 12 santimetreymiş. DC uzunluğunu bize burayı soruyor. Bakın bunlar birbirine eşitse şurası A ise burası da A'dır. Burası B ise burası da B'dir. Bakın bu EC'den E noktasından bir paralel çiziyorum şu şekilde. Bir paralel çizdiğim zaman Z kuralından burası A ise şurası da A'dır. Şurada bir şu şekilde Z kuralından burası A ise burası da. Aynı şekilde ters bir Z var burada. Burası B ise burası da B'dir. Biz DEC üçgeninde bakacak olursak iki tane A, iki tane B toplamı, üçgenin açıları toplamı 180'dir. 2 artı 2B 180 ise iki parantezin alırsam A artı B buradan A artı B 90 derece olur. A artı B 90 derece ise burada bir dik üçgenimiz var demektir. O zaman DC uzunluğunu bulmak istiyorsak biz DC'nin karesi 6'nın karesi artı 12'nin karesidir. 6'nın karesi 36, 12'nin karesi 144. Buradan 180 buluruz. 180'in karekök dışına çıkarmak istersek DC uzunluğu karekök 180. 180'i şu şekilde yapsak 36 ile 5'in çarpımıdır. Burada 6 kök 5 santimetre buluruz.